Örneğin tasavvufun baş tacı ettiğini zikrettikleri İmam Rabbani'nin adı ile anılan meşhur ve namlı Mektubat isimli eseri. Piyasada da mevcut bulunan orijinalini de araştırdığımız 445 numaralı mektubunda mübarek bir zatın aynen şöyle buyurduğunu ve bu buyruğu da kendilerinin işte açıklamaya çalıştığını ve çok beğendiğini görüyorum. Bir mürit gerçekten iyi mürit olmak istiyorsa şunları yapmalı imiş 445 numaralı mektupta yazıyor. Bir, gayrın malını sirkat etmedikçe, yani başkasının malını çalmadıkça bugünkü Türkçe'yle. İki, kardeşini katletmedikçe, aynen böyle yani kardeşini öldürmedikçe. Üç, annesiyle tezellüf etmedikçe, yani evlenmedikçe iyi mürit olamamış. Soruyorum Allah aşkına, başka manalar, tevhirlerle başka sonuçlar çıkarmaya çalışılsa bile, lügatlarda kelimeler mi kırıldı, kalmadı mı ki düzgün anlamlar bu kadar eğri kelimelerle ifade ediliyor? Ayrıca yine tasavvufun baş tacı ettiği, hepinizin de bildiği Mesnevi isimli eserin 6 ciltlik parçasından bugün yayınlanan tıpkı basın şeklindeki Türkçesine kadar mukaddimesinde bakınız ne diyor kitabın yazarı ya da kendine ait olduğu söylenen şahıs. Şanları yüce özleri hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır bu kitap. Temiz kişilerden başkalarının dokunmasına müsaade etmezler. Mesnevi, alemlerin Rabbinden inmedir. Batıldan, batıl ne önünden gelebilir, ne ardından. Tanrı onu korur, gözetir. Sizin kendisi hakkında bu sözlerin sarf edildiği bir başka kitabı bildiğinizi çok iyi biliyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakkında Allah-u Teala o kitabın alemlerin Rabbinden, tenzilinin Rabbin alemin buyurmak suretiyle indirildiğini buyuruyor. La yemessahu illel mutahharun buyurmak suretiyle ona temiz olanlardan başkasının yani ona onu şeytan öğretti demeleri karşılığında cevaplandırıldığını görüyoruz. Onu biz indirdik ve biz koruruz buyurduğunu biliyoruz. Bunun dışında herhangi bir kitapta bu vasıflar var mı ki Kur'an-ı Kerim'den 700 sene sonra yazılan bir kitabın yazarı kendi kitabı içinde bu şeyleri söylüyorsa Müslümanım diyenler kendine çekildiren versin. Ya buna inanacaklar ya Allah'ın İslam ediyorum. Alkışlama olmasın lütfen. Yine tasavvufun ileri gelenlerinden yani kabul veya reddi böyle başkalarından alınan elleri birbirine vurma şekliyle belirtmekten ziyade şurada tedavül ettirmek, aldarıp göndermek daha iyi görünüyor. Bu bakımdan gerçekten hocamızın buyurduğu gibi alkış veya yuhun bize yakışmadı işte başkalarının yaptığını bilelim. 1971 yılında böyle kıymetli bir eser İslam aleminde yazılmadı. Bu kadar daha kıymetli İslam bir eser yok diye ön söz yazar Muhammed Şevki Eygin'in, Şevket Eygin bildiğimiz. Bedir yayınlarınca yayınlanan bu kitabın 42. sayfasında diyor ki Nefahat-ı Üns, Molla Cami'nin meşhur, 700 sene önce bir kitap. İmamüddin Abdülvehhab el-Barisi'yi, Barisi'yi Kudüs'e sırrı demiş. Bu zatın doğduğu yer olan Barisi, Gazni köylerine Efer'e yakın bir köydür. Allah-u Teala onu Abdullah el-Şami Kudüs'e sırrı Hazretleri vefat ettikten sonra 710 senesinde uğurluk mertebesinin tahtına oturttu. Şimdi o 76 yaşındadır, tabii 700 sene evvel anlatıyorum. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamana geleceğe kadar gelip geçen uruların 19.sudur. Bu da uru sayılmayan bu galiba. Bu zatların hali uruhta bizim gibidir. Yerler içerler, hasta ve tedavi olurlar. Bunlar abdal tabakasına girmeden önce nikahlanırlar. Dikkatle lütfen demeyeyim. Çocukları, malları, mülkleri olur. Çok kısa bir metin. Fakat abdal tabakasına girdikten sonra o işi terk etmişlerdir. Artık ona bir daha dönemezler. Zevceleriyle sohbetten ve çocuklarından ayrılırlar. Bir daha tekrar zevceleri ve çocuklarıyla sohbet edemezler ki onların malumu olsun. Onlar sünnete riayet etmeden nikah hususunda mübalağa ederler. Bakın nasıl ediyorlar. Hatta öyle ki bir yabancı kimse evlerine geldiği zaman bir gün veya bir hafta kalsın ve o hanımıyla nikahdan onun hakkını versin isterler. Daha sonra o adam o kadını bıraksın ve kadın da onun kim olduğunu bilmesin. Yani velileştikçe ne oluyorlar bakın. Kitaplarında yazıyor. Ben bir şey söylemiyorum. Onların yazdığını okuyorum.
Diğer bir kitap da tasavvufun başlangıcı ettiği asırlardır. Ahmet Eflaki'nin Menâkıbül Arifî, Ariflerin Menfikası ismiyle anılan kitabı. Kısa bir hikaye de, yani bahis de buradan okuyacağım. Olur. Ya kitap bir bende yok, sizde de var. Yani arkasını da önünde okuyun ama en azından bu bahse de biraz dikkat edin. Lütfen. Bak istirham ettik kardeşim, istirhamlarını mı anlamıyorsunuz siz de? Buyurun. Ne diyor? Yine buyurdular ki, Mevlana Şems-i Tebrizi'nin kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Şems Hazretlerine kızıp Meram Ağlar'ın tarafına gitti. Mevlana Hazretleri Medrese'nin kadınlarına işaret ettiği gibi kimya hatun buraya getirin. Mevlana Şems-i'nin gönlü ona çok bağlıdır buyurdu. Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya hazırlandıkları sırada Mevlana Şems'in yanına gitti. Şems, şahane bir sadede oturmuş, kimya hatunla konuşup oynaşıyor ve kimya hatunla gittiği elbiselerle orada oturuyor. Mevlana bunu görüntü hayrette kaldı. Onu aramaya hazırlanan dostların karıları da henüz gitmemişlerdi. Mevlana dışarı çıktı, bu karı kocanın oynaşmalarına mani olmamak için medresede aşağı yukarı dolaştı. Sonra Şems, içeri gel diye bağırdı. Mevlana içeri girdiği vakit Şems'ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu ve kimya nereye gitti dedi. Mevlana Şems, Yüce Tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda da kimya şeklinde geldi buyurdu. Ben soruyorum Müslümanlara, aklı olan insanlara, Allah'ı hanımı kılığında yanına getirenlere ne denirse siz buyurun deyin. Ben hiçbir şey demiyorum. Ahmet Eflaki yazmış. Ben yazmadım efendim. Evet. Diğer bir husus. Vahdet bakınız. Lütfen pek tanrıcı dinlerde evren yani kainat yoktan yaratılmıştır. Gelip geçicidir. Bizim itikadımız da böyle. Allah-u Teala bütün varlıkları yaratmayı dilemiş. Kur'an öyle söylüyor. Kur'an'da öyle buyuruyor. Dileğini de ol demekle oldurmuştur. Kün teyekûn biliyoruz. Yaratılmıştır. Gelip geçicidir. Yalnız onu yaratan, yoktan var eden Tanrı kalır. Yani Allah kalıcıdır. Evrenle Allah arasında öz bakımdan ayrılık vardır. Tevhidi akideye göre. Tasavvuf öyle bir görüşü benimsemez. Ona göre kalıcı, ebedi ve zeli olan Tanrı tarafından yaratılmış ne varsa onunla eş niteliktedir. Allah Kur'an'da 42. sure 12. ayette Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez buyuruyor. Bunlar ise bütün mevcudatı Allah'a benzer görüyorlar. Tanrı tarafından yaratılmış ne varsa onunla eş niteliktedir. Bu yüzden zaten tarih içerisinde ben hakkım, ben Allah'ım, enel hak diyenlerin sayısı hiç de az değil biliyorum. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. İnsan asırlarca da olsa bir yanlış, yerleşmiş toplumlar kendilerinden sonra gelenlere bunu bırakmış miras olarak. O gelenler de devam ettirmiş kendinden sonrakilere derken asırlarca sürüp geldi diye bir yanlışa sahip çıkmadı. Kalabalıkların veya ekseriyetin kabul ettiği şey doğrudur diye İslam'da bir ölçü yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların çoğu bilmezler diyor. Yani çoğunun kıymeti yok. Peygamberlerin hepsinin gönderildiği yıllarda dikkat ediniz. Kendilerine gönderilen kavimlerin ekseriyeti ileri gelenlerinden geri kalanlarına kadar peygamberin ezici çoğunluğu peygamberlerin karşısına çıkmışlar. Onları köylerini, kasabalarını erken hicrete mecbur etmişlerdir. Bir başka ayette de sen onların çoğuna uyarsan seni saptırırlar. Yani çoğunluk İslam'da doğru veya eğrimi, haram veya helalin, hak veya batılın asla ölçüsü olmamıştır. Çoğunluk demokrasi gibi İslam dışı bir rejimde ölçü